Haç olayının altında yatan sır gerçekten hafızaların kolay kolay alabileceği bir şey değildir. Haccın bir kişi için ne kadar önemli ve değerli bir ibadet, bir eylem olduğuna geçmeden önce bu konuda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın üç ana noktaya işaret eden buyruklarından söz edelim. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem şöyle buyurdu, diyor Hazreti Ali Radıyallahu anh. Beytullah'a ulaştıracak azık ve binek hayvanına malik olup da hac etmeyen kişinin Yahudi veya Hristiyan olarak ölmesinin kendisince ne önemi vardır? İşte Allah kitabında şöyle diyor. Gitmeye imkanı olan herkese beyti hac etmek insanlar üzerinde Allah hakkıdır. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilmiştir. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek sordu. Haccı farz kılan nedir ya Resulallah? Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap verdi. Azık ve binektir. Yani hac yolculuğunu yapacağın bineğin ve yolculukta yiyeceğin kadar azığın. Umre kendisiyle öbür umre arasındaki zaman içinde işlenen günahlara kefarettir. Haccı mebrurun cennetten başka karşılığı yoktur. Ebu Hureyre radıyallahu anh'a rivayet edildiğine göre Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Her kim şu beyte gelir, kadına yaklaşmaz, fısk işlemezse o kimse anasından doğduğu gibi döner. Abdurrahman bin Yamar Eddili radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Arafat'ta vakfe halindeyken ben onun yanında hazır bulundum. O esnada Necid halkından birkaç kişi onun yanına gelerek ''Ya Resulallah, hac nasıldır? Haccın hali nedir?'' Resulullah şöyle buyurdu. Hac Arafat'tır. Kim cem gecesi sabah namazından önce gelirse haccı tamamlar. Mina günleri üçtür. Artık kim 2 günde acele ederse onun üzerinde bir günah yoktur. Kim de gecikir ise ona da günah yoktur. Sonra bunun arkasından bir adam yolladı ve bu hükümleri yüksek sesle halka duyurdu. Abbas bin Mirdas Es-Selami radıyallahu anh şöyle buyurmuştur. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti için Arefe günü akşamı Arafat'ta mağfiret duasında bulundu. Ona şöyle cevap verildi. Zalim müstesna, onları bağışlarım. Çünkü ben mazlumun hakkını zalimden şüphesiz alırım. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ey Rabbim, eğer dilersen mazluma hakkını cennetten verir ve zalimi bağışlarsın diye dua etti. Fakat o akşam bu duası kabul olunmadı. Sonra Resul-i Ekrem ertesi sabah Müzdelife'de sabahlayınca anılan duayı tekrarladı ve duası kabul olundu. Abbas bin Mirdas, sonra Resulullah güldü. Bunun üzerine Ebu Bekir ve Ömer, anam babam sana feda olsun. Bu saatte gülmezdin. Seni güldüren şey nedir? Allah seni sevindirsin. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam, Allah düşmanı iblis, Allah azze ve celle'nin benim duamı kabul edip ümmetimi bağışladığını bilince toprağı alıp başına dökmeye ve mahvoldum, helak oldum diye bağırmaya başladı. Gördüğüm onun bu sabırsızlığı ve üzüntüsü beni güldürdü buyurdu. Evet, hac konusundaki bazı hadis-i şeriflerde bunlar. Şimdi olayın bilimsel izah yönüne geçelim. Hac Arafat'tır işareti meselenin ana kilit noktasıdır. Zira Beytullah yani Kabe-i Muazzama yılın her vaktinde ziyaret edilebilir ki buna umre denilir. Bundan elde edilen ecir, sevap çok büyüktür ancak hac gibi olmaz. Niçin? Haçta ne gibi bir sır yatmaktadır ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gidecek binek ve azı olup da gitmeyen Yahudi veya Hristiyan gibi ölür manasına gelen son derece ağır uyarıyı yapmak mecburiyetinde kalmıştır. Ev bark, araba al, çocuğunu, torununu büyüt, kızını gelin et, yaştan, dünyadan elini eteğini çek de ondan sonra hacıya gidersin şeklindeki halkın son derece cahilane şartlanmasının yanlışlığını vurgulanıp çok büyük bir gerçeği fark ettirmeye çalışıyorum. Hacca gidecek bir bineği ve azığı temin ettiğin anda senin üzerine hac farz olmuştur. Bu yeterli imkandır. Buna rağmen gitmezsen ve gitmeden ölürsen Yahudi ya da Hristiyan gibi ölmüş olursun anlamına gelen son derece ağır ve önemli bir uyarıda bulunuyor. Kabe ve Arafat'taki sırlar. Bizim müşahedemize Cenab-ı Hakk'ın bizde izhar etmiş olduğu ilme göre insan bedenini saran sinir sisteminde akmakta olan biyoelektrik gibi
Dünyanın yüzeyi altında da akan negatif ve pozitif radyasyon akımları, kanalları mevcuttur. Şayet sizin kurmuş olduğunuz ev ya da iş yeri veya çiftlik negatif radyasyon akım kanallarından birisi üzerine isabet ederse o evde başınız hastalık ve sıkıntıdan kurtulmaz. İş yerinizde daima işler ters gider. Çiftliğinizde kaza bela eksik olmaz. Hayvanlarınız barınmaz vesaire. Aynı şekilde şayet eviniz, iş yeriniz ya da çiftliğiniz pozitif radyasyon akım kanallarından biri üzerine isabet ederse bu defada eviniz son derece huzurlu olur. Dışarıdan çoğu zaman evinize kaçarsınız. İş yeriniz son derece verimli, bereketli olur. Çiftliğiniz, hayvanlarınız keza aynı şekilde. İşte bu anlattığımız akım kanallarına batıda, özellikle İngiltere'de ley hatları deniliyor. Negatif olanlarına da kara akım hatları tabiri kullanılıyor. Burada bir önemli noktaya da dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu dalgalara pozitif veya negatif tabirlerini kullanmamız bize göredir. Bize yarar sağlaması itibariyle pozitif, bize yarar sağlamaması itibariyle de negatif deyimimi kullanmaktayız. Oysa bu dalgaların kendi yönünden bir negatiflik ya da pozitiflik gibi bir ayrıcalıkları yoktur. Yalnızca pek çok yüksek frekanslı dalgalardan daha düşük frekanslı dalgalara kadar uzanan dalga türleridirler. Biz Kudüs, Medine ve Mekke'deki alanların yaydıkları yüksek frekanslı dalgalara pozitif demişiz. Esasen bu dalgalara din tasavvuf lisanında da cemal veya celal nurları ismi verilmiştir. Bize göre pozitif olarak nitelenen ışınımın nispeten daha düşük frekanslı olanlarına cemal nuru, daha yüksek frekanslı olanlarına da celal nuru denilir. Ancak dikkat edile ki burada anlatılan bize çok yararlı olan bu cemal ve celal nurları ile mutlak cemal ve celal nurları arasındaki fark sanki kibrit ateşi ile güneş arasındaki fark gibidir. Gözden kaçmasın. İnsanların dahi celalli ya da cemali diye tanımlanması beyinlerinin yaydığı bu dalgalar dolayısıyladır. Yani kiminin yaydığı dalgaların frekansı kimine göre çok daha yüksektir ki biz onlara celalli bir kişiliği var deriz. İşte dünyanın bedeni içindeki pozitif enerji hatlarının kesişip sanki bir enerji santrali gibi yayın yaptığı en önemli merkez. Mekke'de bulunan Kabe-i Muazzama'nın altıdır ve bunun uzantısı da Arafat Dağı'nın altıdır. Keşif sahiplerinin keşif yoluyla gördüğü bu gerçeğe Seyyid Abdülaziz Eddebbada El-İbriz isimli eserinde değinmiş ve Kabe'den göğe yükselmekte olan bir nur sütunundan adı geçen eserinde bahsetmiştir. Bu noktadaki çok güçlü pozitif enerji dolayısıyla Harem-i Şerif'teki tüm insanların beyinleri öylesine etkilenip öylesine güçlü bir faaliyet içine girmektedirler ki bunu anlatabilmemiz mümkün değildir. Nitekim bu gerçek dolayısıyla Kabe çevresinde kılınan namaz için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabe'de kılınan iki rekat namaz, dünyanın başka mescitlerinde kılınan namazdan 100.000 defa daha sevaplıdır. Zira Kabe çevresinde yapılan bir ibadet sırasında yer altından yayılan celal nurları, yani çok yüksek frekanslı dalgalar dolayısıyla beyin kat be kat güçlü dalga üretimi yapmakta, hem bunu ruha güçlü olarak yüklemekte hem de dışa dönük bir biçimde yayınlamaktadır. Gene bir başka hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başka yerlerde sadece fiillerinizden mesulsunuz, Kabe'de ise düşüncelerinizden de mesul olursunuz buyurmuştur. Bunun da gene sebebi beynin aldığı güçlü enerji dolayısıyla düşünceleri dahi fiili düzeyindeki bir güçle ruha yüklemesindedir. Ancak burada bize göre bir başka gerçeğe dikkatinizi çekmek isterim. Beytullah altında olup çevresini de etkileyen bu alan en fazla yaklaşık 30-40 metrelik bir yarıçaptır. Onun dışı Resulullah aleyhissalatü vesselamın yaşadığı devirde evlerle kaplıydı. Bugün ise Ebu Cehil'in tuvalet yapılmış olan evinin çevresinde bile Kabe'de namaz kılıyoruz zannıyla namaz kılan sayısız insan görüyoruz. Yine bizim tespitlerimize göre Kabe çevresinin dışa yani çevreye yaygınlaştırılması yerine 30-40 metrelik çevresinde dönerek yükselen ve inen bir yürüyen yol yapılıp insanların burada yürürken 7 dönüşü yani bir tavafı tamamlamaları sağlanabilirdi. Bunun için de Kabe'nin duvarları yükseltilebilirdi.
Beytullah'taki bu nuraniyetten istifade için tavafların özellikle bu mesafe içinde yapılması açıkladığımız gerekçe yönünden çok önemlidir bize göre. Beytullah altındaki bu enerji merkezinin yani nuraniyetin bir başka tezahürü de şudur. Mekke'ye gelip Kabe ziyaretinde bulunanların önemli bir kısmında birkaç gün içinde değişiklikler görülmeye başlanır. Beraber oldukları arkadaşları tarafından. Bu insanların kimi son derece hırçın, haşin, bencil, hükmedici bir kişilik ortaya koymaya başlar. Kimi de son derece münis, hoşgörülü, sevecen, yardımsever bir hal alır. Kimi çarşı pazara saldırır, kimi de Beytullah'tan dışarıya dahi adım atmak istemez. Kişilerdeki bu değişikliğin sebebi bizim tespitlerimize göre şudur. Kabe'nin altındaki enerji merkezinden oldukça yüksek frekanslı bir dalga yayılmaktadır. Celal nurları diye isimlenen bu nurlar hem insanlarda şiddet ve celal hali oluşturmakta hem de insanlardaki o ana kadar açığa çıkmamış özelliklerinin beyinden dışa vurmasına yol açmaktadır. Oraya gitmeden önce normal kendi halinde yaşayan bir kısım insanların oradan döndükten sonra hiç de o güzelliklere uymayan bir yaşam biçimi içine girmesi, hatta dini değerleri bir yana bırakarak beşeriyetin doğal gereklerine ve sonuçlarına göre yaşam sürdürmeye başlaması işte beyni etkileyen bu yüksek radyasyon dolayısıyladır. Bu yüksek frekanslı dalgalar onun ikincil kişiliğini oluşturan merkezi güçlendirerek günlük yaşamının bu doğrultuda açığa çıkmasına sebep olur. Nasıl ki bir balon sönükken üzerindeki defolar belli olmaz fakat şişirilince ortaya hepsi çıkar. Aynı şekilde oradaki yüksek frekanslı dalgaların beyin faaliyetini artırması dolayısıyla herkesin ikincil özellikleri orada ortaya çıkmaktadır. Ve böylece çok iyi tanıdığımızı sandığımız yakınımızın orada iç yüzünü görmeye başlarsınız. Bu çok yüksek enerji dolayısıyladır ki Mekke'de insanlar çok celalli saatler yaşarlar ve olaylarla karşılaşırlar. Oraya gidenlerin de bildiği üzere Mekke halkı genelde sert, hırçın ve celalli insanlardır. Bunun sebebi bizim tespitlerimize göre Kabe altındaki çok yüksek frekanslı dalgalardan, yani radyasyondan ya da mecazi anlatımla celal nurlarının tesirlerinden ileri gelir. Misal vermek gerekirse, Anadolu'nun herhangi bir yerine göre Kabe'de yayılan dalgalar 100 bin defa daha yüksek frekanslı yani kuvvetli dalgalardır. İşte bu yüzden Kabe'de kılınan namaz başka yerlerde kılınan namazdan 100 bin defa daha sevaptır. Ve de Kabe'de düşündüklerimizden mesul olursunuz. İşte bu yüksek frekanslı ışınım yani celal nurları o dalgalarla haşır neşir olarak büyüyen insanların bahsi geçen özelliklere sahip olması sonucunu getirir. Gene bizim müşahedemize göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvet görevinin başlamasından hicretine kadar geçen yaklaşık 13 yıllık evresinde Mekke'de kendisine inananların sayısının 40-50'ye ulaşabilmesinin önde gelen sebeplerinden biri de bu husustur. Mekke'deki bu yüksek frekanslı dalgalar genel istidat ve kabiliyet ile programlanmış insanlarda konuya karşı bir direnç oluşturmuş. Bu yüzden de onun getirdiklerini inkar etmişlerdir. Medine'de ise Kabe'dekine göre bir hayli düşük frekanslı dalgalar yani cemal nurları mevcut olduğu için orada insanlar genellikle cemali bir yaşam geçirirler. Latif ilişkiler içinde olurlar. Medine'deki faaliyet sonucu müminlerin sayısı 10 sene sonunda 100 binlere ulaşmıştır. Medine ziyaretinin Mekke'den sonraya bırakılması kişilerin dönecekleri ortama uyum sağlamaları açısından da bir kolaylık sağlar. Mekke'den döndükten sonra 20 gün ila 1 ay arasında bulunan yere uyum sağlanabilmesinin sebebi de gene bu yüksek radyasyonun beyinde tesirinin azalmasıyla söz konusu olur. Gene Kabe-i Şerif altındaki bu radyasyonun beyinlere yüklediği güç dolayısıyla tavaf sırasında kabiliyetli beyin sahiplerinde çeşitli olağanüstü yaşamlar gerçekleşmektedir. Peki Kabe böylesine muazzam enerji merkezi ya da bir diğer ifadeyle nur kaynağıdır da haç niçin Arafat'ta olmaktadır? Haç niçin Arafat'tır? Arafat'taki olay nedir? Kabe-i Muazzama'nın altında bulunan son derece güçlü müsbet radyasyon kanalının bir uzantısı da Arafat tepesinin altında ikinci bir düğüm meydana getirmektedir. Demiştik az evvel. İşte Arafat tepesi ve civarında toplanan yüz binlerle milyonlarca insan yerden aldıkları son derece güçlü radyasyon ile beyinlerinden tek bir manada yayın yapmaktadırlar.
Vakfe denen olay insanların bu tek mana üzere toplu yönlendirilmiş dalga yayınına yönelişidir. Allah'ım bizi affet. Yüz binlerle milyonlarca insan beyni sanki lazer ışını gibi tek bir anlamdaki dalga boyundan yayın yapmakta ve bu dalga boyundan oluşan dev bir manyetik bulut tüm Arafat bölgesini kaplamaktadır. Şimdi hemen hatırlamaya çalışın. Üzerine herhangi bir görüntü çekilmiş video bandını çalışırken video cihazının üzerinde unutursanız ne olur? Video cihazının yaydığı manyetik alan bandın üzerindeki kaydı siler. İsterseniz siz buna görünmeyen eller bandı siler de diyebilirsiniz. Evet, işte misal yolunu anlatmaya çalıştığımız gibi. Siz orada Allah'ım geçmiş günahlarımdan dolayı beni affet dediğiniz anda hem bu tür bir dalga oluşturmuşsunuzdur hem de beyninizi bu manadaki dalgalara açmışsınızdır. Ve açılan bu kanaldan o güçlü manyetik alan bir anda beyninizi etkiler. Ve o ana kadar ruhunuza negatif yükle beyniniz tarafından kaydedilmiş tüm yazımlar siliniverir. Ve siz anadan doğmuşçasına günahsız olarak o ana kadar ruhunuza yüklenmiş olan tüm negatif yüklerden arınmış olarak Arafat'tan dönersiniz. Resulullah aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. Arafat'tan dönüp de acaba benim günahlarım affoldum diyen kişi en büyük günahkardır. Çünkü olay böylesine kesin bir olaydır. Allah günahlarından arındırmayı murad ettiği kuluna nasip eder oraya gitmeyi ve orada da böyle bir sistem içinde arınmayı bahşeder. Bu arada hemen zemzem suyundaki sırra da işaret edelim. Zemzem suyu Kabe'nin altında bulunan bir tür jeneratör gibi yayın yapan bu pozitif radyasyon kaynağından geçerek kuyuda toplanmaktadır. Hemen hatırlayın yakın tarihteki Çernobil nükleer santralindeki kaza dolayısıyla yayılan menfi radyasyonu ve bunun suları nasıl zehirlediğini. Siz bu sulardaki zehirlenmeyi asla fark edemezsiniz. Ama bu sular sizi öyle bir zehirler ki hiç de anlayamazsınız. Ve sular yıllar yılı da radyasyonunu kaybetmez. Olayın önemini bilen batıdaki paniğin sebebi de budur. İşte bunun tam zıttı bir biçimde zemzem suyu da Kabe'nin altındaki pozitif radyasyon kaynağının içinden geçmekte ve bu suyu içenlerde sayısız faydalar oluşturmaktadır.